Hikmet Bey Biden iki kelimeyi neden kullandı ne amaçladı evet. Türkiye planı ne amaç seçimden önce seçim sürecinde söylediği gibi Erdoğan'ı devirmek ve bunun için ilk adımı mı attı yoksa farklı bir şey mi amaçladı? Şimdi her şeyden önce bunun bir sürpriz olmadığına ben de katılıyorum ben de bir sürpriz eğer soykırım demeseydi sürpriz olacaktı benim için o ifadeyi kullandı sözde soykırımı kabul ettiğini ifade etti. ...şimdi çok net bir fotoğraf var ortada aslında... ...kendinizi ABD'nin yerine koyun... ...ABD genel, ABD Başkanı'nın yerine koyun... E, ...S-400'ler alınmış... ...Suriye ve Irak'ta yapılan operasyonlar... ...Türkiye'nin bölgedeki... ...etkili güçleri... E, ...ardından işte Kafkasya'daki... E, ...gelişmeler... ...Mavi Vatan meselesi... ...Rand Kooperasyon'ı iyi okuduğumuz zaman... ...bence Biden'ın geldiğimiz noktada bunu söylemesi... ...kendi açısından tabii diyorum... ...bizim için tabii ki bir zuldür... ...yani daha doğrusu kabul edecek bir şey değil tabii ki. daha önce dedikleri gibi yani eğer Kızılderililerden başlayıp ta aborcinlere gittiğimiz zaman Batı dünyasının eli kanlı gaddar medeniyetinin... ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bunu söyleyip bu, bu kendi kendimizi tatmin eder. Yani bu onları bunları anlatarak onların vay efendim vay ya biz de hakikaten suçluymuşuz gibi bir duruma gitmelerini... beklemiyoruz. O başka bir hadise. Ama tabii ki bunu biliyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz, anlatıyoruz. Aynaya bak diyebiliyoruz. Ama ABD'ye baktığımız zaman Biden'ın durumuna baktığımız zaman gerçekten çok net bir fotoğraf var ortada. O da şu, ABD baştan beri RAND Kooperasyon'ın net bir şekilde hazırlamış olduğu, hükümeti hazırlamış olduğu raporda bir ifade var. O çok enteresan bir ifade. Artık Türkiye bölgede ABD'nin çıkarlarını korumuyor. Türkiye'nin başka bir ajandası var, başka bir meydan okuması var. Orada challenge diyor ve e, bölgesel bir güçtür. Şimdi bu, bunu üzerinden baktığımız zaman hakikaten, ABD. Yani yani aslında Ümit Hoca'nın söylediği gibi oltadaki balık değil. Mesele bu mu? Yok değil değil. Yani şu, şimdi ABD değil mi? Yani biraz empati yapmak zor tabii bu durumda ama ABD normal şartlarda Türkiye'yi e, eski so soğuk savaş dönemindeki gibi ilişkilerimiz stratejik manada çok iyi. Orta Doğu'daki dengeleri sağlıyor. Orada işte konuşulanabiliyor. Böyle bir ülke değil artık diyor ABD. Bunu çok iyi biliyor. Özellikle S-400 meselesi. Son dönemde de biliyorsunuz F-35 programına çıkarılmamıza baktığımız zaman ABD hiçbir şekilde Türkiye aslında aslında Türkiye ABD ile bir şekilde savaşıyor. Yani biz bunu görmezden gelemeyiz. Nasıl savaşıyor? Vesayetçi savaşçısıyla savaşıyor. Yani biz şimdi yıllar boyunca Trump döneminde de aynısı olmadı mı? Binlerce tır silahı PKK'ya indirmediler mi? İndirdiler. Amaç neydi? Çok da basit bir şekilde olmadan kalan bir cümleyle devam edeyim. O da şu yani e, orada DAEŞ aşağı yukarı 20 yıl DAEŞ'in temizlenmesi mümkün değil o bölgede DAEŞ'le PKK YPG e, tahteri kuran zaten ABD'nin kendisi. O bölgeyi insansızlaştıracak, otoriteyi kaldıracak ve bu o bölgede e, nihai hedefte işte o Saispiko'dan sonra 100 yıl sonraki proje olarak o bölgede yani bölge derken Kuzey Irak, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin de kuzeyi olmak üzere ve bir kısmı Türkiye toprakta olmak üzere o bölgede bir operasyon yapacaklardı ve butik devleti kuracaklardı. PKK devleti kuracaklardı. Şimdi Türkiye'nin yaptığı hamleler sonucunda bu olmadı. Siz yıllar boyunca biriktireceksiniz, yıllar boyunca orayı ilmek ilmek öreceksiniz ve Türkiye gelecek, oradaki küresel tezgahı tekmeyi vuracak. Türkiye bunu yaptı ve e, bu yeni bir şey değil. Bu son yıllarda özellikle e, 15 Temmuz'dan sonra ki Amerika'nın tutumunu da gayet iyi biliyoruz. Hani hep deriz ya, örneği veriyoruz ya diyorlar ki şimdi hani e, efendim biz de üstleri kapatalım. Bunun karşılığı bir şey yapalım. Zaten 75'te yapılmıştı bu. Elhak doğru. 1980 darbesi için yapılmıştı. Darbeden hemen sonra 75'te kapatılan üstler 1980 Kasım'ında tekrar geri açıldı. O yüzden bizim çocuklar bir Amerikan oğlanları vardı çünkü darbeyi yapan. Şimdi 15 Temmuz'da bunlar olmadı. Türkiye'nin durulabileceği altın vuruşlu 15 Temmuz. Merkez aynı merkezdir. Bakın 80 darbesi de 70'li yılların muhtıraları ve arı rejimlerde 60 darbesi de merkez gene ABD'dir. Sadece şeyler aktörler değişmiş. Bir tanesi FETÖ'cüdür. Öteki başka bir takım ultra kemalistlerdir. Çünkü Ümit Bey itiraz edecek bana. Odur budur. Fakat merkez aynı merkez. Ultra kemalist ne demek ben onu anlamadım. So, so, onu sonra konu. Polemik olmasın. Ardesin polemik sokuyoruz o, o yüzden. Ben ultra so mıyım mesela? Ben nasıl bir kemalistim? Bi bilmiyorum onu Orta sanatırsınız. Orta şekerli mi? çok Bakın, şekerli mi? Tamam. Bir... Hayır. Onu, 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 onu sonra onu sonra konuşuruz. Şeker renk. Fakat neticede yani. neticede artık Biden'ın da söylediği gibi ve raporlarda yazıldığı gibi Türkiye ABD'nin çıkarlarını koruyan bir ülke değil. Türkiye iddiaları olan büyük bir, bir ülke, mavi vatan planları var. O yüzden hedef mi? Ve, tabii ki hedef. s 400ü almış, Rusya ilişkiler orada ve aynı zamanda Kafkasya'da dengeler değişirken de Türkiye orada en büyük oyun kuracağı bir tanesi haline gelmiş. Bu ne demek? Bu şu demek. Biden'a hazırlanan Peki. raporda şu ne vardı? Şu vardı. Biz Türkiye'de bu çok önemli bir cümle. Biz Türkiye'de ABD dostu muhalefeti destekleyeceğiz. Tek cümle bu. Şimdi siz bunun karşısında ne diyebilirsiniz artık? Bunun karşısında şunu dersiniz artık. Yani Türkiye canını acıtabilecek ki ben o fikre katılıyorum. Ben de hep şey derdim yani her Nisan ayında geldiğinde efendim bu ne diyecek? O ne diyecek? Arkadaş 30 tane başta Avrupa parlamentosu Avrupa kurusu olmak üzere. 2006'da Almanya olmak üzere ki Almanya da genosaidın mucididir. Yani bir soykırım mucidi de Almanlardır bizzat. Olmak üzere hepsi kabul ettiler ne oldu? Yani biz bu... en azından ben şöyle bir avantajımız oldu. Seneye artık sabah kalkıp da a 24 Nisan olmuş. Bugün de diye düşünmeyeceğiz. Bu bizim bir sıkıntı değil. Açılacak olan tazminat davasımış falan. Bunlar bizim umurumuzda da değil. Hani emperyalist Peki e karşı... tamam, tamam. Ama, ama tamam. bir gerçek bir vaka var ki, o da var ki, o da sanki ellerde bir kozmuş gibi. Bu da biraz biz hazırlıyoruz diğer taraftan. Çünkü hiçbir hukuki dayanağı olmayan, uluslararası hiçbir hukuka dayanmayan sadece dış dış, dış e, misyon şeflerinin hazırladığı raporlarla ortaya gelen, hiçbir arşivi, bilgisi, belgesi olmayan bir sözde soykırımın karşılığı olmaz. Sadece Amerika şunu yapar, şerifliğini yapar. Peki. O da şudur. Ben ABD'yim, ben Murphy'yim, altı kural bendedir, altı dedir, ben Kuralı ben koyuyorum diyebilir. Biz zaten kavga ediyoruz. Biz e zaten ABD ile dolaylı bir şekilde mücadele Peki. ediyoruz. Bir Hayır, es alayım ama tamam. Hikmet Bey. <laughs> Pardon. Tamam. Ee, yani biraz turu döndürebilmem için. Tamam döndürelim. Ee, Murat Çelik, e, hakikaten Türkiye'nin canını acıtabilecek adım atmak istediği için mi bunu söyledi? Ya Bir mesaj tabii her şeyden önce. Şimdi göreve yeni başlamış bir Amerikan Başkanı olduğunu unutmayalım her şeyden önce ve e, elini mümkün olduğunca yükselterek başlamak zorunda zaten. E, Trump döneminden devraldığı Amerikan politikalarını göz önünde bulundurmamız lazım. E, Trump'tan sonrası için seçim sürecinde vaatlerini ve Türkiye özelindeki daha önceki düşüncelerini, yaptıklarını veya ifadelerini de düşündüğümüz zaman hani sürpriz olmadığı bir gerçek. Ama tabii şu var. Bizde e, geleneksel bir şey bu hepimizin hayatında maalesef var. Hani faturayı ödemeyi hep son güne bıraktığımız gibi e, ne zaman Nisan'ın ortası gelir Türkiye'de işte bir 24 Nisan sendromu baş gösterir. Beklenir beklenir. Sonuçta işte a büyük felaket dedi. Hadi bu sene de bitti. Hadi gelecek Nisan başına kadar bu konu pek gündemimizde olmaz. Yani özel durumlar dışında pek gündemimizde olmaz. Bu senin özelliği tabii şu. Hem Biden'ın yeni göreve gelmesi hem Türkiye'nin eee diğer konukların söylediklerini tekrarlamamak için onların söylemediği bölümleri aktaracağım kendimce. Hem de Türkiye'nin elbette yıllardır son yıllarda artan bir şekilde Amerika ile ilişkilerindeki gerilim. Yani bu Biden özelinde değil. Elbette Biden'ı şahıs olarak söylemiyoruz burada Joe Biden diye değil. Amerikan başkanı, mevcut Amerikan başkanı, mevcut Amerikan yönetimi. Yani ilk yüz gününün e, hesabını bugün demokratik bir şekilde veren bir başkandan bahsediyoruz. Göreve geldiği 100 gün e, önceliği pandemi, önceliği iç işler, Amerikan ekonomisi vesaire dış politikaya ve güvenlik konularına biraz daha geri planda bıraktığını da düşünüyoruz. Yani bütün bütünü görmek gerekiyor bunu değerlendirirken. Yani şöyle düşünmeyelim. Amerika'nın, Washington'ın gündeminde, Beyaz Saray'ın gündeminde işte e, sanki, sanki sadece bir konu ya da birkaç başat konu varmış. Onlardan biri de buymuş gibi değil aslına bakarsan. Ee, şunu da tabii gözden kaçırmamak lazım yani ilişkilerde bir FETÖ zehri var FETÖ'nün zehirlediği bir ilişki var ortada işte S-400 krizi F-35'ler vesaire bütün bunlara baktığımız zaman ve zaten hani gelirken de Türkiye ile ilgili Ankara ile Tayyip Erdoğan yönetimi ile ilgili görüşlerini de ifade etmiş bir Biden olduğu için bütüne baktığımızda hani Türkiye'ye daha gelir gelmez ilk mesajını bu şekilde veriyor. Şimdi iç politikaya yansımalarını vesaire belki biraz sonra konuşuruz ama şu da bir gerçek. Yani diplomatlarla, tecrübeli diplomatlarla konuştuğumuz zaman bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair onların da görüşleri var. Zaman zaman Ankara'da hani diplomatlarla e, külliyenin Farklı düşündüğünü de biliyoruz ama sonuç olarak yıllardır bu süreçleri yaşamış ve her yıl bu 24 Nisanı atlatmış bir <laughs> hariciye geleneği var. Hani neden bu sene atlatılamadı diye onların da kendi içinde bir sorgulaması olduğunu biliyorum. Şimdi Türk Amerika ve ne diyorlar bir dakika Murat Çek ne diyorlar yani bu sene atlatılamamasının e, Türkiye ile ilgili bir nedeni mi var yani Türkiye'nin yapmadığı bir şey mi var? Yani Türkiye'nin yapmadığından ziyade hani e, en azından Dışişleri Bakanlığı'nda geleneksel bir 24 Nisan öncesi mesaisi olduğunu biliyoruz. İşte bu sadece Washington Büyükelçisi'nin ...Washington'daki temasları veya girişimleri anlamında değil... E, ...lobilerle işleyen bir Amerikan sistemi olduğunu biliyoruz. Hani bir top yakın buna bir çalışma yapılması gerektiğini... ...ve bu senede en azından bu konuda bir eksiklik eksiklik var mı diye... ...sorgulanması gerektiğini düşünen diplomatlar var. Onu biliyorum. O zaman bu sene lobilerle ilgili bir çalışma yapılmamış Yapılmadı mı? Yapılmadı değil. Aslında yapıldı. Onu da biliyoruz. Ee, yani hatta Amerika'da Amerikan yönetimi nezdinde... Türkiye lobisi yapmak için bir PR şirketiyle profesyonel bir anlaşma imzalandığını da biliyoruz. Bu haber olmuştu daha önce. Hı -hı. Ama Hı -hı. demek ki yeterli olmadı. Bir de tabii şu var. Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren Amerika'daki üç büyük lobi hangileri deseniz işte Rum lobisi, Ermeni lobisi ve Yahudi lobisi. Şimdi bunların hangisiyle Türkiye'nin ilişkisi bu aralar iyi ya da son yıllarda iyi hiçbiri. Dolayısıyla hani bütünün parçalarını böyle okumak lazım. Bu bütüne baktığınız zaman da ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Diğer taraftan son bir iki cümle, e, ha bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Ankara'nın tepkisiyle ilgili hani muhalefetin beklentisi ayrı bir tarafa ama şu da var. Yeni gelmiş bir Amerikan başkanı. Haziran ayında ilk yüz yüze temas sağlanacak. Eğer yüz yüze olabilirse tabii NATO Zirvesi'nde o zaman pandemi koşulları neyi getirecek onu da bilmiyoruz. Haziran ayında ilk ikili görüşme gerçekleşecek. Dolayısıyla hani o güne kadar belki de birazcık yumuşak bir geçişle bu süreci götürmekten yana bir tercih kullandı Ankara. Son başlık HDP'nin açıklaması. şöyle. Ona geleceğim. Bir şey, ona sadece geleceğim. bir şey söyleyeceğim. Peki. Veya tamam hadi, peki. hadi geldiği zaman ona geldiğiniz Tamam geldiği zaman yok. yapalım ki çünkü ondan tamam, sonra karışacağız.